Profesör Doktor İlkan Dündar konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, bugün gerçekten kadın hastalıkları doğum konusunda bir giriş yapalım. Evet. Sabah sabah günaydın doktor, izleyicilerini de bir bilgilendirelim dedik. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Evet hocam, robotlar ameliyat yapıyor diyorlar. Doğru mu? Yok. Şimdi biz hep robotik cerrahi konuştuğumuz zaman bunu açıklık getiriyoruz. Çünkü izleyicilerimizde öyle bir algı oluşuyor bazen. Robotlar kendi kendine ameliyat yapıyormuş diye. Ama robotik cerrahi aslında tamamen konusunda uzman hekimlerin birebir kontrol altında yapılıyor. Evet. Şimdi tabii ki ameliyatı robotlar yapmıyor. Ameliyatı biz yapıyoruz. Biz robotu kullanıyoruz sadece. Evet. Robotik cerrahinin diğer cerrahilere bir takım üstünlükleri var tabii ki. Bu üstünlükleri isterseniz önce onu açalım. Kesinlikle niçin önce robotu niye tercih ediyoruz? Şimdi şu anda tıpta kullanılan, ameliyatlarda kullanılan en üst teknolojilerden bir tanesi. Kadın sağlığı ve hastalıkları konusunda özellikle. Ve özellikle de jinekolojik kanserlerde robotik cerrahi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü çok büyük avantajlar sağlayabiliyor bize. Gerek hastaya, gerek doktora, gerek hastanın geleceği açısından da progresyonuna baktığınız zaman ister istemez biz bayağı bir avantajlı sonuçlar elde edebiliyoruz robotla. Hasta açısından bakacak olursak ne gibi faydalar sağlayabiliyor diye. Açık cerrahiyle hastaları ameliyat ettiğimiz zaman takdir edersiniz ki ağrı kesiciler kocaman bir kesi olabildiği için bu enine ve sezeryan kesisi gibi de olabiliyor. Veyahut da boyuna, özellikle kanser ameliyatlarında karnı yukarıdan aşağıya keserek yapıyoruz. Ve bu hastaların normal yaşamlarına dönüş süreçleri robotla kıyasladığımız zaman oldukça uzun oluyor. Robotta çok daha kısa oluyor. Bugün ameliyat ettiğimiz bir kanser ameliyatını yarın hastaneden yürüyerek rahatlıkla taburcu edebiliyoruz. Yüzü gülerek taburcu edebiliyoruz. Yani robotik cerrahide daha ufak deliklerden mi nasıl 4 oluyor? 4 tane normalde, 4 ya da 5 tane 1 santim civarında 4-5 delikten bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Tabii diğerinde 30-40 santimlik bir kesi varken bunda 4-5 tane 1 santimlik kesi olması ister istemez çok büyük avantaj. Bir diğer avantajı ister istemez hastanın alacağı ağrı kesicileri daha da minimize ediyoruz. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim size, hani farkı göstermek için. Geçenlerde bir tane hastamı robotik kanser ameliyatı yaptım. Saat 12:30 civarında öğlen bitti bu ameliyat. Akşamüstü 5:30'da, şimdi izliyorsa da zaten kendisi de biliyordur. Akşamüstü 5-6 aralığında beni muayenehanemden arayıp İlkan hocam ben kafedeyim, bir sigara içebilir miyim? Evet, sigara sağlığa zararlı altına giriyor. Tabii ki. Yani düşünebiliyor musunuz? Hastanın iyiliğini hani düşünebiliyor musunuz? Hani kafeye gitmiş, en azından kahvesini yudumlayabilecek ya da işte 6 kat aşağı inmiş, kafeye girmiş, kafede kahvesini içecek. Bir de sigara istiyor benden tabii ki. İzin vermediniz değil mi hocam? Yok, kahve evet dedim de. Senin ne işin var orada dedim. Yani yatağında olman lazım dedim tabii öncelikle. Evet. Bir ağrı kesicilerin az olması hastanın iş hayatına dönüşü çok kısa oluyor tabii ki. Özellikle çalışan bayanlarda. Tabii bu bir kurumda çalışanlar ister istemez biraz daha bizden fazla rapor istiyorlar ama kendileri çalıştığı zaman bir bakıyorsunuz 4 gün sonra 5 gün sonra kendi işine dönmüş hocam, olabiliyorlar. Hocam biz hanımlar biraz nazlanmayı severiz. Orada ameliyat yarasını 40 santim gösterip ay ameliyat oldum, ay ameliyat oldum ya falan diye böyle. Kaç dikiş olmuş. Şimdi robotikte birkaç tane delik, onlar da hemen kapanıyor. Ama evet, bütün kadınlar gerçekten ağır işçi, evlerinde ağır işçiler. Mutlaka. Sonuçta ev işi bile yapmaya kalktığınız zaman takdir edersiniz ki onların eline su dökülmez. Ben şey merak ediyorum. Şimdi robotik cerrahide 3-4 delik, 5 delik yaptık ve robotları yerleştirdik. Ameliyatı yaparken siz bir joystick'ten, bir bilgisayar ekranından bunu yapıyorsunuz. Endoskopik ameliyata göre avantajı nedir? Endoskopta da yine 4 delik, 5 delik. Tabii. Yani laparoskopik cerrahi ile laparoskopik cerrahi ile robotik cerrahiyi kıyaslamaya kalkarsak. Şimdi hangisi? Benim kafam karıştı. Biri, şimdi, lütfen hocam buyurun. Açık ameliyatımız birincisi. İkincisi daha sonra 90'lı yıllardan itibaren özellikle jinekolojide daha da iyi alanlarda girdiği gibi jinekolojide de yoğun bir şekilde girdi laparoskopi. O da bir kapalı bir ameliyat. Robot da kapalı bir ameliyat. Robotik cerrahi de bir nevi laparoskopik bir cerrahi. Ancak robotun kendi kullandığımız aletleri, karın içerisinde kullandığımız aletlerinde 360 derece dönme olasılığı var. O yüzden ekranla girip o aleti biz, halbuki laparoskopik aletlerde sağa sola yukarı aşağı gidiş varken bunda şu dönme şekilde yok. Özellikle kanser ameliyatlarında veyahut da büyük miyomlar vesairede oralara girip oradaki damarların daha böyle güzel bir şekilde çıkarılması,
komplikasyonsuz bir şekilde çıkarılması için robotik cerrahi tercih ediyoruz. Bir de tabii ki görüntü kalitesi, gerçi laparoskopide de son yıllarda artıyor ama bunlardaki görüntü kaliteleri çok ileri düzeyde. Bu tabii bizim ameliyattaki görüş alanımızı vesaireyi çok iyi sağlıyor. Bir diğeri de odaklandığımız, ameliyat edeceğimiz minimum milimetrik noktalara dahi biz çok yakınlaşıp büyütüp çok güzel o bölgeleri görebiliyoruz. Bu tabii doktor açısından fayda sağlıyor ama bu doktora sağlamış olduğu fayda aslında hastaya sağlanmış bir fayda oluyor. Tabii. Şimdi şöyle hocam, siz kadın hastalıkları doğum uzmanısınız. Jinekolojide robotik cerrahi yeni yeni mi kullanılmaya başladı ülkemizde? Dünyada yeri neydi? Evet. Ülkemizde yeri nasıl dünyaya göre? Merak ettim çünkü normalde jinekolojide çok aklıma gelmiyordu benim robotik cerrahi. Şu anda Türkiye'deki robotik cerrahiyle uğraşan kısıtlı sayıdaki jinekologlar dünyada yapılan her türlü ameliyatı, robotik ameliyatı aynı şekilde biz yapmaktayız. Hiçbir farkımız yok. Gidip uluslararası toplantılarda da zaten biz de bildirilerini sunuyoruz. Onlar da sunuyorlar. Türkiye'deki robotun girişi, Türkiye'ye robotun girişi dünyaya göre çok uzak olmadı. Hemen dünyada başladığının 1-2 sene sonrasında da Türkiye'de robot cihazı Türkiye'ye getirildi. Tabii Türkiye'deki robot cihazı sayısı şu anda 35 civarında. Dünyada 3000 tane civarında robot var. Bunun ama 1500'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani teknolojiyi onlar geliştiriyorlar. Evet. Sonra da tüm ülkelere satıyorlar. Satıyorlar. Evet. Tabii oradaki satış fiyatıyla Türkiye'deki satış fiyatları cihazın ister istemez farklı. Bizdeki vergi yükleri vesaire. Ama en azından şu yüz güldürücü, ameliyat olmaya gidip de tutup da Amerika'ya gitmeye gerek yok. Bizde bu cihazlar var. İşinin ehli, gerçekten başarılı hekimlerimiz var. Bunlar yüz güldürücü güzel gelişmeler bizim için. Tabii evet, gerçekten biz dışarıda çok arayış içerisindeydik. Artık onu terk ettik. Hatta en son bir politika, eski politik başkanlardan birinin gidip yabancı ülkede tedavi gibi olamadı. Daha kötüye gidip Türk hekimlerine kendini emanet ettiğini haberlerde okumuştuk geçmiş günlerde. Demek ki Türk hekimleri gerçekten çok iyi yolda, çok iyi yerde. Peki hocam, ben şeyi merak etmek istiyorum. Yani robotik cerrahi dediğimiz zaman eğitim çok mu zor? Sınırlı sayıda robotik cerrahi yapan hekimlerden biriyim dediniz çünkü. Evet. Bizde de mikroskop ilk çıktığında öyleydi ama şu anda çok yaygın kullanabiliyoruz. Laparoskopi de ilk başta öyleydi. Şu an robotik cerrahin eğitimi ne kadar sürüyor? Farkı nedir? Robotik cerrahin eğitimi o kadar uzun süreçli bir şey değil. Yeter ki doktorun elinde bu imkan olsun. Olduktan sonra bir kimsenin yetişmesi 20 vaka civarında bir yanımızda kaldığı zaman rahatlıkla bu işe başlayabiliyor. Yani 20 tane kişinin ameliyat esnasında bulunması yeterli olabiliyor. Bunun için sertifikasyon programları var. Türkiye'de de var, İstanbul'da, yurt dışında da var. Ama artık Türkiye'deki insanlar bu robotik sertifikayı almak için Türkiye'dekini genelde kullanıyorlar. Evet. Artı bir de yurt dışından bize sertifikasyona gelen insanlar var. Yeter ki o bizim teknik ekipmanı olan. Bizim çok büyük avantajımız var. Eskiden hasta kaçımı vardı yurt dışına. Evet, kesinlikle. Teknolojiden mesela artık biz hastayı içeri Türkiye'ye geliyor. Orta Doğu'dan, Türkiye ülkelerden, İngiltere'den, Almanya'dan yani hep bize geliyor ve biz bu ameliyatları yapıyoruz. Çünkü bizde hem başarı oranı yüksek hem de fiyatlar ister istemez yurt dışına göre çok daha düşük. Az önce o yüzden onun altını da çizmek istedim. Hani yurt dışına gidip illa orada ameliyat olmak gerekmiyor diye. Ama şunu da merak ediyorum. Robotik cerrahi her türlü alanda bize hizmet veriyor mu jinekolojide? Siz az önce biraz bahsettiniz. Kanser ameliyatı dediniz. Miyom vardır, kist vardır. Hani saydınız. Tamam. Yumurtalıklarda mesela robotik cerrahi işinize yarıyor mu? Yumurtalık kanserlerinde erken evrelerde, daha başlangıç evresindeyse yumurtalık kanseri tabii ki bizim işimize yarıyor. Ama ilerlemiş olgularda daha robotik cerrahi bu konuda yeteri kadar bir deneyim sağlanmadı ve başarılı değil gözüküyor. Çünkü karnın üst tarafı ve çok yaygın olabiliyor yumurtalık kanserleri. Genelde geç evrede geliyor bize hastalar. O yüzden yumurtalık kanserleri değil, yumurtalık kistlerinde de laparoskopiyi tercih ediyoruz. Çünkü basit bir kist için o robotu kullanmanın, o hastaya veyahut da topluma o ücreti yüklemenin bir anlamı yok. Laparoskopi orada yeterli oluyor. Ama büyük miyomlar varsa veya rahmin değişik yerlerinde bazen miyomlar olabiliyor. Onlarda robotu tabii ki tercih ediyoruz. Hem
ameliyat esnasındaki kanama miktarı minimize oluyor. Evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Çok avantajı var. Bir cerraha da çok avantajı var robot kullanmanın. Evet. Bunu diğer ameliyatlarınızda da uygulamanın bir şey var mı? Negatifliği var mı? Mesela bir yumurtalık çıkartılacak veya rahim çıkartılacak olan bir ameliyat. Ki sizin ameliyat pratiğinizde çok basit ameliyatlardır bunlar. Onu robotla yapmanın avantajını kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz tabii ki. Yani hastaya bütün seçenekleri sunuyoruz. Açık ameliyatta, laparoskopide, robotu da. Bunların hepsini sunuyoruz. Bunların artılarını, eksilerini anlatıyoruz. Hasta bize söylediğimiz doğrular karşısında hangisini tercih ediyorsa. Tabii bunun ekonomik boyutları da var. İster istemez hasta bunu da düşünüyor. Mevcut ekonomik boyutları el verdiyse tabii ki herkes en üst teknoloji kullanmak ister. Kullanmak evet. istiyor tabii ki haklı olarak yani. Elbette. Hocam tekrar altını çizelim. Robotik cerrahide ameliyatı robotlar değil, doktorlar yapıyor. Hatta hiç de kolay değil. Konusunda gerçekten uzman olmak gerekiyor. Bunun ayrıca eğitimini alıyorsunuz. Hani işiniz gerçekten kolay değil ama şunu sormak istiyorum. Başarı oranlarını da biz merak ediyoruz. Biraz şey vardır ya, hani call center arayalım karşımıza insan çıksın, makine değil mesaj çıkmasın diye. Biz robot değil de insan yapsın ameliyatımızı. Başarı oranı ne robotik cerrahide? Böyle? Robotik cerrahide başarı oranı. Geçmişten yapılan tabii ki açık cerrahi ameliyatları ta yıllardır yapıldığı için çok büyük bir hasta portföyü var. Tabii. Robotik cerrahi ameliyatları şu an için daha az sayıda yapılmış durumda ama karşılaştırıldığı zaman mükemmel sonuçlar aldı. Peki ben bir trik soru soracağım. Hani eskiden laparoskopi ilk çıktığı dönemlerde ben de asistandım. Aa sizinki kapalı yapılmadı açığa döndük diye bir laf vardı. Evet. Var mı orada şu anda robotik cerrahi? Biz sizinkini robotla alamadık, açtık da aldık dediniz. Tabii robotik cerrahide de %1-2 oranında var. Açığa dönüş var. Hı. Olabiliyor. Ama çok düşük. Çünkü tabii çok düşük bir oran. Evet. Genelde robotla biter ameliyat. Harika bilgiler aldık İlkan Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Çok sağ olun hocam, güzel bilgiler aldık. Sağ olun.